İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bir Kürt siyasetçi ve bir Türk avukat Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan'ın Ermeni toprakları üzerinde tartışıyor. Bakü'nün eylemleri küresel kültürel değerleri de tehlikeye atan Ermeni küresel mirasına karşı sistematik adımların kanıtıdır. Batı Ermenistan'ın evlatları Sergey Parajanov, Sevr Antlaşması, adaleti yeniden tesis etmenin ve Ermenilerin haklarını geri istemenin bir yolu. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nde 34.6 metre uzunluğunda mikrobiyalit bulundu. Ahalkalak çiftçileri hasat sırasında ne gibi sorunlarla karşılaşıyor? Türkiye, Batı Ermenistan hükümetinin izni olmadan Ardahan'daki kaya mezarlarında arkeolojik araştırmalara başladı. Kürt siyasetçi ve eski milletvekili Altan Tan, Türkiye Cumhuriyeti Arşivleri Kadastro Dairesi avukatı Afşin Hatipoğlu ile Batı Ermenistan'ın Türkiye tarafından işgal edilen Ermeni toprakları konusunda tartıştı. Afşin Hatipoğlu, bu toprakların yarısının Ermenilerden alınıp Kürtlere verildiğini belirterek bunu kimse inkar edemez dedi. Hatipoğlu, Bitlis, Bingöl, Van, Diyarbakır, Ağrı, Muş ve Urfa bölgelerinde boşaltılan köylerin tamamının Ermeni olduğunu vurguladı. Kadastro avukatı, Türkler bütün bu alanları kılıçla ele geçirerek Kürtlere verdi ve onlara mülkiyet belgesi verildi dedi. Avukat Hatipoğlu, Diyarbakır Havalimanı topraklarının dahi Ermenilere ait olduğunu, bu konuda mahkeme kararının bulunduğunu kaydetti. Hamidiye katliamları ve Ermenilerin Türkler tarafından sürgün edilmesinden sonra toprakları Ermenilerden alınıp Kürtlere verdiklerini vurgulayarak "Bu topraklar sizin değil." dedi. Bu anlaşmazlık Türklerin Ermenilere karşı uyguladıkları soykırım, Armenosit gerçeğinin farkında olduklarını ve bu toprakların Ermeni halkına ait olduğunu kabul etmeleri gerektiğini bir kez daha kanıtlamaktadır. Artsak'tan zorla yerinden edilenlerin haklarının korunmasına yönelik STK ağı, Artsak'ın kültürel mirasının Azerbaycan tarafından sürekli olarak yok edilmesini ve vandalizmini kınıyor. 2020 yılı ateşkesinden sonra 1456 Ermeni tarihi ve kültürel eser Bakü'nün kontrolü altına girdi ve bunların çoğu önemli ölçüde hasar gördü veya yıkıldı. Öne çıkan örnekler Şuşi'deki Kazançatus Kilisesi ve Yeşil Kilise'nin yıkılmasının yanı sıra Hudaferin Köprüsü ve Çuha Mezarlığı'nın ortadan kaldırılmasıdır. Uluslararası hümanist hukuk, silahlı çatışmalar sırasında kültürel anıtları korur ve kültürel mirasın yok edilmesini bir savaş suçu olarak kabul eder. Azerbaycan, uluslararası kuruluşların çağrılarına rağmen Artsak'taki Ermeni kültürel izini silmeye devam ediyor. STK ağı, Artsak'ın kültürel mirasının korunmasını sağlayarak bu sürece derhal müdahale edilmesi ve önlenmesi çağrısında bulunuyor. Bu çağrı, zorla yerinden edilmiş kişilerin haklarının korunmasını güçlendirmek amacıyla Mart 2024'te kurulan STK ağının yönetim konseyi tarafından 20 Eylül 2024 tarihinde kabul edildi. Sinema tapınağında görüntü, ışık ve gerçeklik vardır. Ve o tapınağın hükümdarı Sergey Parajanov'du. Jean-Luc Godard. Sergey Parajanov, sinema tarihinin en sıra dışı kişiliklerinden ve Sovyetler Birliği'nin ünlü film yönetmenlerinden biriydi. Ezoterizme olan ilgisi ve sanata olan bağlılığı, filmlerinin canlı görüntülerini şekillendirdi ve bu sayede Parajanov uluslararası üne kavuştu. Parajanov, Tiflis'te Ermeni bir ailede doğdu. Özünde kendini ifade etme ihtiyacı sinemayla sınırlı olmayan bir sanatçıydı. Sovyet yetkililerini ya doğrudan ya da daha incelikli ve yaratıcı eleştiri biçimlerine başvurarak sert ve açık bir şekilde eleştirdi. Kalıcı itaatsizliğinin bir sonucu olarak Parajanov düzenli olarak hapsedildi ve onay için sunduğu senaryolar şüpheli, görünüşe göre siyasi nedenlerle reddedildi. Parajanov'un en sıradışı eserlerinden biri de Ermeni aşığı Sayat Nova'nın hayatını anlatan Narın Rengi filmidir.
Bu kendi hayatının gidişatını tümden değiştirecek bir başyapıt filmidir. Ermeni kimliğini yansıtan sahneler açısından zengindi. Parajanov filminin ikonografisinde ulusal duygulara önemli ölçüde saygı gösterdi. Bunun sonucunda Sovyet yetkilileri onu sert sansüre ve kurguya maruz bıraktı ve ekranda yalnızca yazarın eserinin gölgesi gösterildi. Parajanov daha sonra hapse atıldı, çeşitli suçlarla suçlandı ve 4 yılını çalışma kampında geçirdi. Serbest bırakıldıktan sonra Parajanov bir süre yoksunluk içinde bir hayat yaşadı ki bu çaptaki bir sanatçı için aşağılayıcıydı. Ancak eski arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurduktan sonra işine geri dönebildi ve ölümünden önce 2 film daha çekti. Suram Kalesi Efsanesi ve Aşuh Garip. 1920 yılında imzalanan Sevr Antlaşması, Ermeni halkının ulusal ve siyasi mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. İlk defa Ermeni meselesinin uluslararası alanda tanınmasını sağladığı ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Ermenilerin kendi kaderini tayin hakkını düzenlemeye çalıştı. Paris Barış Konferansı'na katılan Türkiye Başbakanı Damat Ferit Paşa, hükümetinin Ermenilere karşı suç işlediğini itiraf etti. Onun itirafı önemlidir çünkü Osmanlı İmparatorluğu liderlerinin insanlık dışı eylemlerini vurgulamaktadır. Paşa, Türklerin kontrolleri altındaki topraklarda uluslararası toplumu etkileyen katliamlar ve büyük kıyımlar gerçekleştirdiğini kabul etti. Ancak bu kabule rağmen büyük güçlerin özellikle İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya'nın anlaşması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanan Sevr Antlaşması'nın yerini 1923 Lozan Antlaşması aldı. Sevr Antlaşması'nın uygulanmaması, Ermeni nüfusa karşı olan politikasını günümüze kadar sürdüren Osmanlı İmparatorluğu'nun daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrarına katkıda bulundu. Batı Ermenistan'daki Bitlis'in Adil Cevaz bölgesinde faaliyet gösteren Yukarı Deniz Adil Cevaz Halk Birliği Başkanı Cumali Birol, beraberindeki dalgıçlarla birlikte Van Gölü'nde şimdiye kadar görülen en uzun mikrobiyal yaşamı kaydettiklerini belirterek şöyle konuştu. Adil Cevaz kıyılarında yaklaşık 34.6 metre mikrobiyalitle karşılaştık. 3712 kilometre karelik alanıyla Batı Ermenistan'ın en büyük gölü sayılan Van Gölü'nde mikrobiyalitler açısından yeni keşifler yapılıyor. Son olarak spor dalışlarında ortaya çıkarılan mikrobiyalitler Van Gölü havzasına ışık tutacak. Ahalkalak Belediyesi'nde patates hasadı sırasında çiftçiler bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyor. İş gücü eksikliği, elverişsiz hava koşulları ve mahsulün satışındaki zorluklar. İş gücü eksikliği, çiftçileri ürünleri zamanında hasat edebilmek için daha yüksek fiyatlar ödemeye zorluyor. Ayrıca komşu ülkelerden ithal edilen patatesler yerel ürünlerin fiyatlarını düşürüyor. Bunun sonucunda çiftçiler patateslerini karlı fiyatlarla satamıyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Batı Ermenistan hükümetinin izni olmadan Ardahan bölgesinde amacının mağara ve kaya mezarlarını detaylı bir şekilde belgelemek olduğu iddia edilen arkeolojik yüzey araştırması projesini başlattı. Ancak bu mezarlar tarihi ve kültürel kökleriyle Batı Ermenistan'a aittir. Haçpılanlı mağaralar Ermeniler tarafından dini amaçlarla kullanıldığını göstermektedir. Çok katlı, birbirine bağlı mağara kompleksleri, Orta Çağ Ardahan'ında kaya oyma ve inşaat sanatının Ermeni ustalar sayesinde en yüksek gelişimine ulaştığını kanıtlıyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.